Etraf çok güzel. Şöyle bir size de göstereyim dedim. Buradan da aman. Buradan da kanyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vezirköprü'ye geldik. Bir arkadaşımla beraber fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Sabah erken saat, şu an 8 civarı. Kış sabah olduğu için sis olur diye düşündük. O niyetle çıktık ama etraf gördüğünüz gibi çok da sis yok. Hava gayet güzel. Aralığın 24'ü olduğunu düşünürsek üşütmüyor. Arabayı aşağıda bıraktık, yol kötü olduğu için. Buradan itibaren yürüyerek devam ediyoruz. Yorulduk, biraz soluklanmak için durduk burada. Yukarı gittiğimizde bakacağız. Ona göre ne çekmek istediğimize karar vereceğiz. Yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar bayağıdır yürüyoruz. Şimdi gelmek istediğimiz yer şurası ama bir hesaplama hatası yaptık. Yanlış yere çıktık. Buradan fazla mesafe yok. Azıcık dolaşıp o karşıya geçeceğiz. Oradan manzara çok güzel. Aşağısı tamamen gözüküyor. O yüzden izlemeye devam edin. Arkadaşlar bayağıdır yürüyoruz. Şimdi gelmek istediğimiz yere geldik. Çıkmak istediğimiz yer burasıydı. Hem kanyon tarafını görüyor hem bu barajın açıklığını görüyor. Gördüğünüz gibi bayağı geniş bir görüş alanı var. Arabayı suyun olduğu hizada bıraktık, yani aşağı seviyede bıraktık bayağı bir. O yüzden yürüyüşümüz bayağı sürdü. Biraz da zorlu oldu, yokuş yukarı olduğu için. Çok da yol şeklinde değil tabii, patikalardan yürüdüğümüz için biraz zorladı bizi. Ama bulunduğumuz yer çok güzel. Yani ileri doğru da gidebiliriz, biraz tehlikeli ama gerek de yok çünkü zaten her tarafı görebiliyoruz. Karşı tarafı da gösterebiliriz. Evet, karşısı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyoruz etrafa. Biraz bulut hareketi de var sol tarafta. Şöyle göstereyim. Yani umudumuz biraz aşağılarda olmasıydı o bulutun. Bu aralara da olmasıydı. Bu mevsimlerde oluyor çünkü çok fazla. Ama şu an koşullar bu şekilde. Bakalım bu koşullara göre bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Şimdilik hem biraz dinlenip hem de biraz etrafı gözlemliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi az önce kameranın arka tarafını göstermiştim. Barajın uzantısını. Burası ise kanyon kısmı. Daha önce birkaç kez geldik buraya. Arkadaşım sağ olsun Sami rehberlik ediyor. Kendisi burada Vezirköprülü. Onunla beraber bu solda gördüğünüz zirveye çıkmıştık arkadaşlar. Oradan da fotoğraflarımız var. Genelde sosyal medyada gördüğünüz fotoğrafların çoğu da oradan çekiliyor zaten. Bu tarafa doğru bakıyor. Biz zaten oraya daha önce gittiğimiz için bir de buradan görmek istedik. O yüzden buraya geldik. Daha öncesinde kendimi de şu iki yüksek yerin aralığında bir yere çıkmıştım arkadaşlar ama görüntüsü birazcık sığ oranın. Yani suyu bu kadar fazla görmüyor, ileriye alıyor daha çok. Ama oradan da fotoğrafım var. Ekranda zaten görüyorsunuzdur şu an. Şimdi geldik buraya. Hava gördüğünüz gibi bulutlu, ara ara güneş vuruyor. Bulut geçişleri var ama çok istediğimiz noktada değil arkadaşlar. Bekliyoruz, hem biraz dinleniyoruz. Bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra kompozisyonu arayıp fotoğrafımızı çekeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bir şeyler atıştırdık, sabah erken geldiğimiz için karnımız acıktı. Bayağı da yürüdük aşağıdan beri. dinleniyoruz. Böyle koşullar aslında çok aranan koşullar değil. Hani stabil, herhangi bir değişiklik yok. Ama bir yandan da avantajı şu, oturup keyfini çıkarabiliyorsunuz. Çünkü bazı zaman fotoğraf çeken arkadaşlar bilir. Koşullar sürekli değiştiği için hep bir şeyleri yakalama telaşında oluyoruz. Yani bulunduğunuz yerin güzelliğinin tadına varmak yerine fotoğraf peşinde koşmuş gibi oluyoruz bazen, istemesek de. Çünkü çok anlık değişebiliyor koşullar. Ama böyle koşullarda da yani ışık sabit olduğu için, görüntü sabit olduğu için istediğin fotoğrafı istediğin anda çekebilirsin. Eğer çekmek istediğin görüntü mevcutsa. O yönden avantajı da var. Biz de böyle Aralık, 2020'nin Aralığı tarihe de bir not düşelim. Lanetli yıl. Gördüğünüz gibi hava hiç kış havasına benzemiyor. Üzerlerimize montlar var ama çıkarsak da çıkartırız. Çok da soğuk değil şu an hava. Rüzgar yok, soğuk yok. Tam oturmalık, çay içmelik, muhabbetlik bir hava. Arkadaşlar, Sami arkadaşım sağ olsun rehberlik ediyor. Daha önce çıktığımız bu az önce gösterdiğim yere de kendisi rehberlik etmişti. Beraber çıkmıştık. Kendisi de fotoğraf çekiyor. Onu da Instagram hesabını ben aşağı bırakacağım. Ziyaret edebilirsiniz sayfasını. Şimdi buraya ben gelip gidiyorum görmek için ama kendisi burada yaşadığı için tabii daha çok bilgi sahibi. Mesela su seviyesi bayağı düşmüş gözüküyor. Bu mevsim için normal mi değil mi? Kendisine sorayım. Bu mevsimlerde aslında yağış olması gerekiyor. Herkesin bildiği üzere yağışlar olmuyor. Toprakların o suyun izleri var, belli oluyor zaten. Su seviyesi çok düşmüştü. Yani o kıyılardan su çekildiği, toprakların kuruduğu çok belirgin. Onun dışında yine haberlerde çıktı zaten. Evet. Bilmiyorum yağışlar olmasa nasıl olacak? Baraj böyle devam edecek mi, etmeyecek mi? Peki bu su seviyesi yükseldiği zaman bu ağaçların olduğu hizaya kadar çıkıyor mu? Yok, oraya kadar çıkmıyor. Biraz daha yakınına gidiyor. Yani şeylerden belli. Evet, çok yükseğe çıkmıyor. Zaten çok çıkması zor. Baraj kapakları açıldığı için. Doğru, belli bir seviyeye geçince. Elektrik üretiliyor haliyle. Onu dengeliyorlar oradan. Doğru. Kızılırmak'ın devamından gelen bir Kızılırmak var zaten eskiden burada. Suyun altında birçok köy kaldı aslında. Barajın altında kaldı. Burada önceden ırmak boyunca çok büyük bir insan potansiyeli varmış. Anlatılanlar öyle. Yani ırmaktan kenarına çok büyük köyler varmış. Bafra'nın, işte Vezirköprü'nün, Durağan'ın. Tabi baraj gelince köyler hep kalktı. Onlar kimisi farklı yerlere gitti. Kimisi işte buradaki yakın ilçelere, illere gittiler. Oraya da göç ettiler. Burası Kızılırmak üzerindeki son Bafra'da bir baraj daha var. Küçük bir Derbent Barajı. Ondan önceki bir baraj. Yani Kızılırmak boyunca barajlarla devam etmiş bu şekilde. Evet. Buradan itibaren arkadaşlar biz şu an Vezirköprü ilçesindeyiz. Bafra'ya doğru devam ediyor. Altınkaya Barajı'ndan sonra Bafra ilçesinden de zaten bildiğimiz gibi Karadeniz'e dökülüyor. Aslında şu taraf hemen Durağan'ın köyleri sınırı. Kanyonun ilerisinde Alaçam'ın sınırı var. Yukarıda tepede o sınır. Ondan sonra Bafra'nın köyleri sınırı var. Birbirine çok yakın. Dediğim gibi bu bölgede ırmak, daha önceki köyler Kızılırmak'ın kenarındaymış. O yüzden çok büyük köyler varmış. Çok büyük insan potansiyeli varmış burada. Ama baraj geldiğinde hepsi yok olup gitmiş. Arkadaşlar şimdi bu rotada çıkabileceğimiz en yüksek yere çıktık. Arka taraf böyle gördüğünüz gibi arabayı bıraktığımız yer. Şurası, şurada bir beyazlık şu uçta bir yerde. Biraz aslında fazla geride bırakmışız. Şuradan da bir yol görünüyor ama oraya kadar da arabayla gelemedik tabii. Ondan dolayı birazcık geride bırakmış olduk. Etraf çok güzel. Şöyle bir size de göstereyim dedim. Buradan da buradan da kanyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Yani 360 derece görebiliyorsunuz. Ne çekeceğimize karar vermeye çalışıyoruz. Ara ara hava bulutların ayrıldığı yerden güneş vuruyor. Karşıdaki kayalıklara doğru. Oradan bir şeyler çekmeye çalışacağız. Ama arka taraftan da olabilir. Dediğim gibi görüş açısı çok geniş. Duruma göre değerlendirip fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi fotoğraf çekme aşamasına geldik. Yani kanyon burada gördüğünüz gibi güzel bir S eğrisiyle ilerliyor kayaların arasından. Fotoğrafını çekeceğim size. Burası hava çok değişmedi arkadaşlar. Geldiğimizde nasılsa aynı öyle. Ara ara ışık vurdu, onları çektik, yakaladık ara sıra ama şu anki son hali de böyle. Kompozisyonumuza şöyle bir şeye karar verdim ben. Sol tarafta bu güzel çam ağaçları var. Birazcık çerçeve oluşturuyor. Aşağıda zaten bahsettiğim gibi su. Yukarıda ise, karşıda ise dik kayalar var. Ön tarafına polarize filtre taktım. Birazcık yansımayı alsın diye. Şöyle çevirdiğim zaman görüyorsunuz yansımayı kesiyor. Ayarlarımıza bakalım. F11'de çekiyorum arkadaşlar. ISO 100. Saniyenin 1/40'ine denk geliyor. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Havada zaten serinlemeye başladı. Biraz soğudu. Eşyalarımızı toparlayıp dönüşe geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Fotoğrafla ilgili yorumlarınızı da yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.